Arkadaşlar 6. sınıf bumerang denemeleri, haftalık denemeleri çözüyoruz. 8. denemenin 11, 12, 13, 14, 15. sorularını çözeceğiz. Kesirlerle alakalı sorular var. Boyacılık yapan Ahmet ve Serdar birlikte bir duvarı boyamaya başlıyorlar. Aşağıdaki görselde Ahmet ve Serdar'ın boyadığı duvar miktarını gösteren kesirler verilmiştir. Ahmet işte 1 bölü 4'ünü boyamış. Serdar da 2 bölü 3'ünü boyamış. Buna göre iki boyacının boyadığı toplam duvar miktarı bu ikisinin toplamıdır değil mi? Bunları hemen toplayalım arkadaşlar. 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü topluyorum. Bu da hızlıca nasıl yapacağız? Şöyle 3 artı 8 bölü 12. Ben bunları hızlıca yapıyorum. Siz buraları tabii böyle 3 yazın, 4 yazın, böyle uzun uzun uğraşabilirsiniz. 11 bölü 12 oldu değil mi? 11 bölü 12. Mesela bu da A şıkkında var dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamamı da 12 değil mi? A şıkkında bu şekilde bir kesir var. Başak kitabının 2 bölü 5'ini okuduktan sonra kitabı Ayşe Nur'a veriyor. Ayşe Nur ise Başak'ın kaldığı yerden devam ederek kitabın bir kısmını okuyor. İkisi birlikte 11 bölü 15'ini okuyor. Şimdi demek ki şöyle bir küçültelim neyse ya da yazalım. İkisi birlikte 11 bölü 15'ini okumuş. Demek ki zaten 2 bölü 5'ini yani 2 bölü 5'i de 3 ile genişletecek olursam 6 bölü 15'ini zaten Başak okumuştu. Buradan da çıkarttığımız zaman 5 bölü 15'ini kim okuyacak? Ayşe Nur okuyacak değil mi? Ayşe Nur okuyacak. Buna göre Ayşe Nur'un okuduğu kitap miktarını veren işlemi soruyor. Ne yapacağız? Yani 11 bölü 15'ten 6 bölü 15'i çıkartan yani B şıkkına bakın. Mesela şurası 11 bölü 15'tir. Burası da 6 bölü 15. 6 bölü 15'te ne demek arkadaşlar? Zaten her tarafı 3'e bölersem 2 bölü 5 demek. Bakınız burada da 2 bölü 5 var. Cevap olarak da 5 bölü 15 bulmuştum. 5 bölü 15'te 1 bölü 3 demek zaten sadeleştiği zaman böyle yapar. Yani B seçeneği doğru cevap. 13. soruya bakıyorum şimdi. Şöyle biraz soruyu yine küçültelim. Şimdi şu işlemi hızlıca nasıl yapıyorum? 2 ile 8'i çarpıyorum 16. 16'dan 3'ü çıkartıyorum. 13 bölü 8 bu yuvarlakmış. Şimdi bu işlemi yapıyorum. 4 kere 3 12. 12 ile 3'ü topluyorum 15. 15 bölü 4 de bu üçgenmiş. Şimdi bu ikisini topla diyor bana. 13 bölü 8 ile 15 bölü 4 yerine 30 bölü 8 yazıyorum direkt. Yani 43 bölü 8 olmuş oluyor. Bu da hangi şıkta var? Şimdi bakalım 43'ü 8'e bölüp anlayacağız. 43'ü 8'e böldüm. 7 kere 8 56. 6 kere 8 48. 5 kere var değil mi? 5 kere var. 40 kalan 3. Yani ne oluyor? 5 tam 3 bölü 8 şeklinde yapmış oluyoruz. Bir yerde hata mı yaptık acaba diye bakıyorum. Cevap neymiş ki? Cevap bu. Bir yerde hata yaptık herhalde. Bir daha yapalım arkadaşlar. Baştan bir daha çözelim. Şimdi 8 kere 2 16. 16'dan 3'ü çıkarttım. 13 bölü 8 oldu bu. Tamam. Şimdi burada da 4 kere 3 12. 3 daha 15 bölü 4 oldu değil mi? 15 bölü 4 oldu. Bunları benden toplamamı istiyor. Ben burada 13 bölü 8 ile aslında 30 bölü 8'i toplayacağım. Bu da 43 bölü 8 yapıyor. 43 bölü 8. 43 bölü 43'ü 8'e böldüğümüz zaman 5 kere var. 40 kalan da 3 olmuş oluyor. Yani 5 tam 3 bölü 8 bulmuş oluyoruz. Acaba şunu cevap B şıkkıydı ya. B şıkkını bir açalım bakalım. Bizim istediğimiz sayıyı verecek mi? 8 kere 2 16. 16 ile de 27'yi toplarsam 43 bölü 8. Aynı şeymiş arkadaşlar ya. Biraz değişik şekilde vermiş. Niye böyle bir şey yaptıysa artık. Yani bizim bulduğumuz ilk baştaki 43 bölü 8 var ya arkadaşlar şu. Bu zaten buradaki cevapta varmış zaten. Biraz böyle değişik yerden göstermiş aslında soruyu. Tuhaflaşmış ne bileyim. 14. soru aynı markanın aynı model cep telefonu sahip olan 3 arkadaşın telefon bataryalarının doluluk miktarlarını vermiştir. Bataryalarının doluluk miktarı yeşil renkte gösteriliyor. Şimdi Ahmet'in cep telefonu bataryasının 2 bölü 3'ü ve Sezai'nin cep telefonu bataryasının 21 bölü 24'ü doludur diyor. Şimdi bunu bir genişletirsem arkadaşlar 24'e genişletmek için 8'e genişleteceğim. Yani 16 bölü 24. Yani Ahmet'inki 16 bölü 24. 16 yani 16 birimi dolu. Yani 24 parçanın 16'sı dolu. Sezai'nin de 21 parçası dolu. Bunun da demek ki yani 16 bölü 24 ile 21 bölü 24 arasında Yasin'in de bu ikisinden arasında Ahmet'ten daha çok şarjı var ama Sezai kadar şarjı yok değil mi arkadaşlar? Bu şekilde olması lazım. Hangisi olabilir diyor. Direkt doğru cevabı açıklayacağım. Şimdi 3 bölü 4 olabilir. Şimdi 3 bölü 4'ü alt tarafını 24 olacak şekilde genişletelim. 6 ile genişletelim. Yani ne oldu? 18 bölü 24 oldu mu? Oldu. Zaten Ahmet'inki 16 bölü 24'tü. Sezai'ninki 18 bölü 21 bölü 24'tü. Bu 18 bölü 24 de tam bunların arasına girmiş oluyor. Yani cevabımız A seçeneği oluyor. Son soruya bakıyoruz. Aşağıdaki görselde içlerinde eşit miktarda su bulunan KLMN depoları varmış diyor. Birinci musluk K deposunun 7 bölü 8'ini, ikinci musluk D deposunun 11 bölü 12'sini, üçüncü muslukta M deposunun 19 bölü 20'sini, dördüncü muslukta N deposunun 15 bölü 16'sını boşaltıyor. Buna göre son durumda hangi depo içerisinde kalan su miktarı diğerlerinden daha azdır diyor. Şimdi
en fazla su boşalan depo en azdır. Şimdi bakıyorum 7 bölü 8 birinde boşaldı. Birinde 11 bölü 12 boşaldı. Birinde 19 bölü 20 boşaldı. Birinde de 15 bölü 16 boşaldı. Şimdi arkadaşlar burada bakacağım en çok su kimden boşaldıysa, yani ben burada en büyük sayıyı arayacağım. En büyük sayı nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Mesela diyelim ki şimdi baktığımız zaman burada dikkat ederseniz hepsinin arasındaki fark 1. Yani 7 bölü 8, 11 bölü 12, 19 bölü 20. Şimdi mesela bak şöyle bakın örnek. Mesela 1 bölü 2 mi büyük, 2 bölü 3 mü büyük? Mesela bunu kıyaslayalım. Bunların da aralarında birer fark var. Ne yapıyoruz burada? 3 ile 1'i çarpıyorum 3, 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. Şimdi 2 bölü 3 daha büyük değil mi? O zaman demek ki bu 15 bölü 16 daha büyük. Yani bunların hepsinde kıyas yapabilirsiniz. 15 bölü 16 daha büyük olduğuna göre, yani bu hangi musluktu? M musluğu muydu 15 bölü 16? N musluğu 15 bölü 16. Ha pardon, 19 bölü 20 var ya burada, hiç ona bakmıyorum. 19 bölü 20 hepsinden daha büyük arkadaşlar. O yüzden cevap M oluyor. Şimdi şöyle de mesela yapabilirsiniz. 19 bölü 20 mi büyük? Mesela 15 bölü 16 mı büyük meselesinde? Ne yaparsanız 19 ile 16'yı çarpıp sonucu buraya yazın. 20 ile 15'i çarpıp sonucu buraya yazın. Ne olacak? Bu taraf daha büyük gelecek. O yüzden 19 bölü 20 daha büyüktür diyebiliriz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.